En büyük patlamasıyla, en büyük terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu saldırıyı? Öncelikle tabii milletimizin başı sağ olsun diyelim. Gerçekten milletimizin birliğine, bütünlüğüne, 78 milyonun birliğine, bütünlüğüne, ülkenin birliğine, bütünlüğüne yapılan bir saldırıdır. Böyle okumak lazım. Yani bir gruba, efendim, bir sivil toplum örgütüne yapılan bir saldırı değil, ülkenin tamamına yönelik bir saldırı olduğunu okumak lazım ve teröre tüm partiler, bizim sivil toplum örgütleri olarak herkesin karşı durması lazım. Terör nereden gelirse gelsin, hangi gruptan gelirse gelsin, hep beraber millet olarak karşı durmamız lazım. İnadına birlik, inadına kardeşlik sloganını gerçekten tutmamız lazım ve işlememiz lazım. Ülkemizin birliğe, beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ve gerçekten çok sıkıntılı bir süreç var. İşte daha öncesinde Diyarbakır, Suruç vesaire yapılan bombalamalar, ama bu çok daha büyük boyutta bir şey. Ve bunun Ankara'da, başkentte olması ayrıca çok çok vahim. Çünkü ülkenin hem başkenti, hem prestiji, hem de güvenliğin en yüksek olduğu il. Emniyetin, efendim, istihbaratın, diğer güvenlik güçlerinin en yoğun olduğu bir ilimiz, başkentimiz. Burada böyle bu kadar büyük bir eylemin gerçekleştirilmesi, tabii çok büyük bir mesaj verilmek isteniyor. Kim veriyor bu mesajı? Tabii burada birçok alternatif var. Önde olanlar, olmayanlar. Tabii bu tip olayların tamamında kullanılan taşeron örgütlerdir. Bu PKK'dır, IŞİD'dir, işte DHKPC'dir vesaire. İlk salt bakışta bunlar görünür. Ama onun arkasında Mossad, CIA, efendim, KGB, Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa, İsrail vardır. Ama siz bunu göremezsiniz. Örgütün içine sızarlar, ajanlarıyla sızarlar. Hangi örgüt? Bu IŞİD'de dahil, PKK'da dahil, DHKPC'de dahil kendi emellerini gerçekleştirirler. Burada yapılmak istenen bir istikrarsızlık oluşturmak. Türkiye seçime gidiyor. Seçim üzeri, efendim, ciddi bir kaos oluşturmak. Seçime yönelik bir takım faydalar elde etmek. Daha vahimi, ülkenin genel istikrarına, kardeşliğine, birliğine, beraberliğine suikast yaparak ülkeyi bir kaosa sürüklemek, işte olacak yatırımları erteletmek. Bu tip ortamlarda tabii sanayici, yatırımcı ne oluyoruz diye durur. Korkacak. Yatırımlar engellenir, işler bozulur, işsizlik artar. Yani insanların moral motivasyonu işe giderken bozulur. Yani şu olay bütün ülkeyi üzdü. Herkesin moral motivasyonu bozuk. Ben inanıyorum ki bir sanayici olarak da bugünkü üretim görülmese de çok ciddi bazda etkilenecektir. Çünkü insanların moralli, motivasyonlu, maneviyatının yüksek olması, yaptığı işi severek yapması çok farklı olur. Aklının, fikrinin, ülkenin geleceğiyle ilgili, kaygısıyla ilgili, üzüntüsüyle ilgili sabah yaptığı iş başındaki verimi farklı olur. Dolayısıyla çok amaçlı bir saldırı ve çok yönlü bir saldırı. Bunun için birliği, beraberliği, iktidarıyla, muhalefetiyle, bütün partileriyle, sivil toplum örgütleriyle sahip çıkmamız lazım. Bu da tabii bizi üzen, biz uzun zamandan beri özellikle Saadet Partisi olarak hep şunu işledik. Türkiye'deki üslup çok yanlış ve çok ağır. Siyasilerin üslupları. Çünkü yöneticilerin üslupları çok ağır olursa aşağıda bu yansıması çok daha büyük sosyal patlamalara sebep olur. Ben birçok konuşmamda uzun yıllar bunları söyledim. Çünkü baktığımız zaman kutuplaştıran, ötekileştiren, efendim, birbirine hakaret eden bir dil kullanılıyor Türkiye'de sürekli. Hem de en üst düzeyde kullanılıyor bu dil. Tabii aşağıya yansıması da gerçekten vahim oluyor. Yani barış yürüyüşü için bakıyorsunuz, kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. İnsanlar ölüm, öldürmek, vurmak, kırmak, kandan, gözyaşından, bunlardan bahsediyor. Bu meydan kanlı meydan diye soruyorlar. Mesela o aslında çok ilginç. Yani bir barışa gidiyorsunuz, barış türküleriyle, efendim, tamam, özgürlük, barış, evet, inadına barış, çok güzel şeyler. Bu tip şeyleri herkes istesin, herkes desteklesin, ama kan, ölüm, öldürelim, kıralım, indirelim. Mesela normal bir barış yürüyüşü bakıyorsunuz, o çevrede esnafın camı, çerçevesi, her şeyi aşağı iniyor. Evet. Yazık günah, bu esnaf da bizden biri, gariban, rızkını için dükkanını açmış,
Sabah sabah ne camı kalıyor ne çerçevesi kalıyor. Zaten küçük ve orta esnaf ayakta Türkiye'de zor duruyor. Yani hayatını zorla idame ettiren bir yapıya sahip. Sabah sabah veya neyse hangi saatte yapıyorsanız bunları kırıp indiriyorsunuz. Yani böyle olmaz. Her türlü insanlar demokratik tepkilerini göstermeli ama bir barış içerisinde göstermeli. Herkes birbirine saygı göstermeli, ifade etmeli. Ne türlü ifade ederse etsin ama hiçbirisinde karşısına zarar vermemeli. Bu oturtturmalı. Bizim medeniyetimiz bu güzelliklerle dolu. Bizim medeniyetimizin, maneviyatımızın temel özelliklerden bir tanesi de konuşmalarımız dua yerine geçer. Ya hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ya hayır konuşun ya susun diyor. Yani insanlığın mutluluğunu, saadetini, güzelliğini, geleceğini, efendim özgürlüğünü bunları isteyelim hep beraber. Ama kan, ölüm, gözyaşı vuralım, kıralım. Bunlarla vazgeçmemiz lazım. Bunlar sonuç olarak bu sosyal olaylara sebep oluyor. Ve ciddi bir şekilde Türkiye bundan yara alıyor, almaya devam ediyor. Ve bu büyük olaydan sonra da taraflı medyalara baktığınız zaman pek düzelme yok. Karşılıklı suçlama, karşılıklı hakaret, işte kanda boğulacaksınız gibi çok ciddi böyle ifadeler. Sanki düşmanlıklar daha da artıyor. Daha büyük olaylara sebebiyet verecek bir altyapı oluşturuluyor. Yazıktır, günahtır bu millete. Tam bu noktada dün Başbakan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi ve evet. Kılıçdaroğlu Başbakan'a Burhan Kuzu'nun bir tweetinden şikayetçi olmuş. İşte Burhan Kuzu millet kaosu seçti diye bir tweet atmıştı. Yeniledi de bu tweet'i. Bunu ne düşünüyorsunuz? Yani 7 Haziran seçimlerinin sonuçları mı bunlar? Yani bu çok tabii acı bir şey. Yani Burhan Kuzu gibi bir efendim belli bir şeye gelmiş, profesör bir titre olmuş bir insanın da böyle uslupta bu derece yanlışa düşmüyor. Bunun gibi bir sürü milletvekili evet. Bakıyorsunuz tweetlerine. Gerçekten yani şaşırıyorsunuz. O ilmiyle, kariyeriyle, geldiği noktayla konuşması. Bir hazırsızlık var. Yani 13 senede bir iktidarın getirdiği şeyden seçimleri kaybetmenin bir inanılmaz şaşkınlığı ve ihtirası var. Bu olmaması lazım. Yani nihayetinde seçimlerdir. Partiler gelir gider. Millet kimi tercih ederse o gelir. Yani millet kaosu seçti diye bir şey olamaz. Yani sana verdiği zaman iyi, bir başka partiye verdiği zaman kötü müdür? Yani Saadet Partisi efendim 13 senedir siyaset yapıyor. Aldığı oylara rağmen ne uslubunu bozuyor ne de kararlılığının ne de azmini bozuyor. Yani bizim o davranış biçimlerini sergilediğimiz zaman çok daha ağır şeyler söylememiz lazım millete. Çünkü en büyük hizmeti biz yaptık. Ama milletin takdirine biz saygı gösteriyoruz. Evet. 2 de verse, 5 de verse, 20 de verse, 50 de verse siz kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi millete aktarırsınız. Tercih milletindir. Zaten seçim bunun için vardır. Dolayısıyla bu hasımsızlıktan da çıkmak lazım. Bunun da ülkeye büyük bir zararı oluyor. Yani niye kaos seçsin? Seçim yapılıyor. İstediği partiye rahatça insanlar oy kullanabilmeli. Daha birçok tweet de var. Benzeri tweetler. Geliyor hala karşılıklı tweet atıyorlar. Hem havuz medyası hem muhalefet medyası ve işi geriyorlar. Biz Saadet Partisi olarak, Milli Görüş olarak hep birleştirici olduk. Tarih boyunca da böyle oldu. Makamı cennet olsun hocam rahmetli. Gerçekten bu ülkede nezaketin, kibarlığın, uslup güzelliğinin abidesiydi. 12 Eylül öncesi Türkiye çok büyük badirelerden geçti. Özellikle sağ-sol terörü, çatışmaları. Kan kardeşi birbirini öldürüyordu. Oğul babayı öldürüyordu sağ-sol adına. 1970'li 80 dönem arası 10 sene çok korkunç böyle bir terörle Türkiye karşı karşıyaydı. O dönemde hocamız gene en birleştirici, uslubu en yumuşak efendim böyle bu kutuplaşmaları yakınlaştırıcı, birleştirici bir harç oldu. Şu anda 10 senedir, 15 senedir bu eksiklik hissediliyor. Yani birleştirici bir harç, güzel bir uslup, milletin kardeşliğini hatırlatan milletin meclisinde bir ses yok. İnşallah bu seçim ona vesile olur. Milli Görüş Saadet Partisi'nin girmesine vesile olur da bu kardeşliği hatırlatacak birileri olur. Hatırlatılmıyor. Ve her iki tarafta hem ana muhalefet hem muhalefet ve iktidar tarafı çekiyor. Yine Kılıçdaroğlu'yla başbakanın görüşmesi olumlu. Ama mesela ben Devlet Bahçeli'yi yargılıyorum. Yani bu ortamda bile görüşme isteğini reddetmek çok yanlış bir şey. Yani biz siyasi partiler ülkenin, milletin
maddi ve manevi varlıkların gelişmesi için hizmet için varız. Yani niye görüşmüyoruz? Ne kadar aykırı fikirlerimiz olursa olsun, ülkenin birliği, beraberliği, asgari müşterilerde birleşilmesi gereken yerleri var. Siz burada görüşmeyi bile reddediyorsunuz. Olmaz ki. O zaman nasıl bir uzlaşma, nasıl bir konsensüs, nasıl bir ortak akıl elde edeceksiniz? Mümkün değil. Çok yanlış. Yani siyasi partilerin sorumluluk üstlenip bu tip ortamlarda havayı yumuşatmaları, bu gerginlikleri azaltmaları lazım. Bu herkesin yararına olan bir şey. Yani bundan kaçamazsınız. Böyle de bir gariplikler ülkesi. Şimdi taşları birleştirecek olursak, işte bir puzzle ortaya çıksın diye. Şimdi NATO bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz Türkiye'yi koruyabiliriz diyor. Suriye'deki yaşanan gelişmelere karşı. Türkiye NATO'yu davet ediyor. Fakat NATO'ya karşı bir antipati var Türk halkında, toplumda da. Şimdi bu patlamayı da değerlendirdiğimizde NATO'nun bu çağrısı, bu patlama birbiriyle örtüştüğünde NATO Türkiye'ye girmek mi istiyor yeniden? Evet, şimdi asıl zaten bu iç boyutu, kendi aramızdaki yanlışlar, uslup hataları, gerginlikler vesaire konuştuğumuz konu bir tarafa, bir de asıl dış boyutu var. Dış boyutu da Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesiyle başlıyor. Bütün İslam ülkelerini parçala, böl, yut, istikrarsızdır. İsrail'e tehlike olmaktan çıkar, arz-ı mevudu gerçekleştir ve yönet politikasından bu noktaya geldik. Ve Türkiye burada büyük bir yanılgının ve gafletin içine düştü. İlk tarihlerde hatta buna sahiplendi. Büyük Orta Doğu projesi sonra vahim olduğunu anlayınca çark edildi. Ama işten de geçmişti. İslam ülkeleri topluluklarının liderleri Esen vasıtasıyla İstanbul'umuzda bu olayların başlangıcında toplantıdayken benim orada gözlemim, bütün Arap aleminin siyasilerinin ve ilim adamlarının bu Amerikan projesine büyük bir heyecan duyduğunu gördüm. Ve üzüldüm. Arap Baharı ile ilgili böyle herkeste bir heyecan. İşte Arap alemine insan hakları, özgürlükler, demokrasi, işte ekonomi noktada atılımlar gelecek. Böyle bir umut ve şey içerisindeydiler. Bir tek bizim milli görüş ve Oğuzhan Bey orada bu noktaya dikkat edilmesi gerektiğini, bu bir proje olduğunu ifade etti. Hatta tepki de aldı, ben gözlemlerimde gördüm. Yanındaki Arap liderler, arkadaşlardan çok yanlış okudular bu süreci. Ve bu süreç bütün İslam ülkesine kan, gözyaşı ve ölüm getirdi maalesef. Milli Görüş'ün, Saadet Partisi'nin dediği çıktı. Tabii üzüldük. Keşke çıkmasaydı. Keşke çıkmasaydı. O süreç bütün İslam ülkelerini bir bir çökertti. İşte Irak'ı zaten daha önce çökertmişlerdi. Mısır, Libya, Suriye tam bir bataklık haline geldi. Ve Suriye'nin yansımasıdır Türkiye'nin bu olayların birçoğu. Yani IŞİD denen bir şey yoktu mesela. Türkiye'yi Suriyeleştirme projesi mi? Allah muhafaza, tabii emeller içerisinde o var ama millet uyanık olacak inşallah, böyle bir fırsat vermeyecek. Kaosun içine düşürmek, etnik mezhebi çatışmalar çıkartmak. Zaten 40 yılda bir Kürt-Türk ayrışması üzerine bir PKK ve onunla ilgili siyaset, bir terör var. Ona ilave yeni farklılıklar, mezhep çatışmaları, Orta Doğu'da çok ciddi Şii-Sunni çatışmaları. Bunun Türkiye'ye sıçratılması, bu versiyon deniliyor. Çok tehlikeli. Ve NATO dediğiniz zaman NATO, Amerika. Amerika dediğiniz zaman İsrail'in emrinde bir devlet görüyorsunuz. Büyük şeytan, teknolojisi yüksek, dünyaya efendim hakim, ekonomik olarak hakim, siyasi olarak hakim, askeri güç olarak tahakküm ediyor. Ve bizim üzüldüğümüz, biz hep doğruları söylüyoruz ama maalesef iktidar bu noktada dinlemiyor. İncirli'yi Amerikan üstüne açtılar. Yetmedi, Diyarbakır'da açtılar. Efendim açtılar. Ve Amerika açık açık PYD'yi desteklediğini söylüyor. PYD PKK'nın Suriye kolu, bunu dünya, herkes bu şekilde okuyor ve öyle. PYD PKK'ya silah veriyor. PKK bizim askerimizi, polisimizi şehit ediyor. Kendi elimizle, kendi celladımıza yardım ediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Biz hep bu ülkedeki bu üslerin kaldırılmasını, kendi sanayimizin, savunma sanayimizin, efendim insansız hava araçlarımızın, tankımızın, topumuzun, tüfeğimizin, ta 1970'li yıllardan beri hocam seslendiriyor, kendimiz yapacağız. Şimdi Rusya geldi, çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ahir zaman inanılmaz şeyler oluyor. Ve biz NATO'ya, Amerika'ya bakıyoruz bize himmet etsin diye. Susmuş olduk.
Çünkü karşımızda güç, büyük bir güç Rusya. Ve azılı bir güç, daha önce tarihinde kalma olaylara şahidiz ve Osmanlı'dan beri de çok ciddi bir şeyimiz var. Rekabetimiz, çatışmamız, bir tarihi gerçeğimiz var. Biz ne kadar da bunları görmemezlikten gelsek, sevgi, barış, kardeşlikle desek, Ukrayna'da kendi insanına acımayan Rusya. Bu Rusya, bu Putin anlayışı, yeni bir dünyada yeni bir imparatorluk hevesi, kendinin de Amerika karşısında ciddi bir çalışmaları var. Akdeniz'e inme emelleri var. Akdeniz'de en iyi üs Suriye ve Suriye'ye geldi. IŞİD'i bombalayacağım diye de hiç kimse ayırmıyor. Bütün muhalifleri, Müslümanları, Nusra, Fethi, işte ne kadar grup varsa bütün hepsini bombalıyor adam. İşte bu. Hatta IŞİD'i çok az bombaladığı söyleniyor. Evet. Esed'e muhalif kim varsa herkesi sıradan geçiyor. Ve bizim uçaklarımızı taciz etti defalarca. Bir şey yapamadık. İki tane önce başbakanımız bir vururuz indiririz efelenmesi yaptı. Ondan sonra gene sus olduk. Çünkü ne karşımızdaki güç Rusya ve çok ciddi bir bağımlılığımız var. Doğalgaz olduğu gibi Rusya'ya efendim endekslenmiş. Çok ciddi bir problem. Türkiye doğalgaz üzerinden elektriğini büyük ölçüde sağlıyor. Önümüz kış, Allah muhafaza, bu siyasi bir araç olarak kullanıldığı zaman, arıza var dedi, vanaları kestiği zaman Avrupa'ya bunu yaptı Rusya geçtiğimiz dönemde. Türkiye çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelecek. Çok yani, fazla alternatifi de yok. Evet, fazla alternatifi yok. Alternatif oluşturmak için çok büyük maliyetler, yeni petrol hatları döşemeniz lazım. Öyle bir günde iki günde bu tankerlerle gemilerle taşınan petrol gibi değil. Doğalgaz çok farklı bir şey. İran'la ilişkileriniz çok kötü. Bir büyük alternatif o. Gene makam Cenevsu hocam bu anlaşmaları yapmış. Oradan doğalgaz hattı çekilmiş. Ama ağırlığı şu anda Rusya'dan geliyor ve böyle bir çatışmada Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çok kolay değil. Nükleer santrali bir Japon firması yapılabilir, üstlenebilir, kolay. Ama diğer bağlantılar efendim, başta doğalgaz, işte Türkiye'nin sebze meyve ihracatının büyük çapta Rusya'ya yapılması, karşılıklı ticaretin çok büyük zarar göreceği bir ortama doğru hızla sürükleniyor. Ve burada Rusya'nın pervasız tavrı, özellikle Ukrayna'daki işgalinden sonra yeterli tepkiyi NATO'dan ve Batı'dan görmediği için böyle bir şımarıklığı var. Evet. Geldi bu sefer Suriye'de de çok ciddi bir varlık göstermeye ve ileri yönelik büyük emeller ortaya koymaya başladı. Ve bu çok daha büyük bir sıkıntı. İslam dünyası için de çok büyük bir sıkıntı. Ve görünen süreç o ki Suriye'nin bu halde sürekli istikrarsızlaştırılması, çökertilmesi, belli bir siyasi istikrara getirilmemesi Türkiye'nin başını sürekli ağrıtacak bir yapı olacak. Çünkü terör örgütlerinin cirit attığı, Allah muhafaza, bir işte Vietnam, Afganistan modeli bir yer haline geliyor Suriye. İnsanlar kaçıyor, göçüyor, işte ölüm pahasına sularımızda Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Avrupa zalim, o insanları bile bile ölüme gönderiyor. Efendim bir ciddi bir proje yapıp da konsoloslukları vasıtasıyla efendim belli bir düzen içerisinde bir miktar da olsa almıyor. Böyle insanlar kaçak, göçek, çünkü kaçak insan gücü daha ucuz. Her türlü şeyde ezilebiliyor, çalıştırılabiliyor, en kötü şartlara itilebiliyor. Onun bir mafyası var, insan mafyası var. O insan mafyasında arada para kazananlar var ama insanlığın yüz karası. Yani Avrupa bu zenginliğiyle bu işi çok rahat çözebilecek. Türkiye'de şu anda 2,5-3 milyon Suriyeli mürteci var. Ama Avrupa, yani şu ana kadar kaçanların ölüm pahasına gittiği sayı 40-50 bini geçmiyor yani. Evet. O kadar bağırtı çağırtı öyle bir şey yok. Almıyor zaten. Almıyor ve insanları perişan ediyor. Almanya burada çok daha farklı stratejiler istiyor. Alacağını söylüyor. Burada insanları gördük, Edirne'ye yıldızı. Bir sürü çile efendim oraya, zaten paraları pulları yok. Çocuklarıyla perişan vaziyette geldiler. Ama sadece sözünü ediyor. Bunu yapacak ülke konsolosluğunu açar, insanlar oraya gider ve ciddi bir planlamayla insanlar buradan Avrupa'ya nakledilebilir. Bunu yapmıyor. Yani burada hep bir İslam düşmanlığı görünüyor. Yani zaten Makedonya Hristiyan değiller alamayız diye bir açıklama yaptı. Evet, öncelikle Hristiyan olanlar tercih ediliyor.
İslam dünyasının aklını başına alması lazım. Birlikten beraberlikten geçiyor bu iş. Biz bunu yıllarca hocam aykırdı. İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı, İslam Kültür İşbirliği, askeri gücü, ortak savunma paktı ve İslam dinarı şeklinde 5 ana maddede özetledi. İslam dünyası buna sarılması lazım. D8'lerin canlanması lazım. İsterseniz projeleri neler yapılması evet. gerekir kısa bir aranın ardından konuşalım. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından İslam dünyasının içerisindeki bulunduğu bu durumun çözüm stratejilerini konuşacağız. Kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Sabah gündemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Selman Esmerer Bey. Son olarak İslam dünyasının içerisinde bulunduğu durumu konuştuk ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi Amerika Suriye'de, Amerika Irak'ta, Amerika Afganistan'da İslam Alemleri Birliği açıklama yapıyor. Rusya'nın Suriye'de ne işi var? Çıksın oradan gitsin. Ama Amerika niye kardeşim sen buradasın kimse demiyor. Bu açıdan Rusya ve Amerika'nın çok fazla bir farkı var mı? Aslında fark yok. Sadece söylem farkı var. Amerika İslam dünyasına hep böyle sıcak gelmiştir. Ama yaptığı icraatlar hep İslam dünyasında katliamdır. Evet. Özellikle Orta Doğu dünyası petrol ilişkili Amerikan şirketleriyle çok iç içe ve dış içe olduğu için daha sevecen gelir Amerika. Ama onların petrollerini alır, sömürür. İşine gelmediği zaman da tatlı dille sömürür. Tatlı dille sömürür. Mesela o paraların tamamına yakını da Amerikan bankalarında bloke edilir. İşte siz El-Kaide'ye yardım ettiniz diye çok ciddi bir şekilde Amerika modernleşik yadır. O paralara da el koyar. Yani her türlü İslam dünyasındaki zulmü icra eder. İşte Afganistan binlerce Müslümanı evet. katletmiştir. İşte evet. Pakistan, işte Irak, işte Suriye, bütün İslam coğrafyasında Amerika'nın gerçekten vebali çok büyüktür. Ama Rusya daha böyle sert ve İslam dünyasına saldırgandır. Ama gücü nispetinde Amerika kadar etkili değildir İslam dünyasında. İlk Afganistan'a saldırmıştır, büyük bir ders almıştır. İslam dünyası topyekun karşı durmuştur, cihat geliştirmiştir. Rusları Afganistan'da def etmiştir. O cihatta makam Cennet olsun hocamızın ve milli görüşünün de büyük bir desteği vardır. Tüm İslam dünyasının büyük desteği vardır. Amerika'da Rusya'ya karşı olan şeyde Afganistan'da mücahitlerin yanındaydı. Ama onun sonrasında işte Taliban'ı iktidara getirmesi, arkasından terörist ilan etmesi, yani Amerikan menfaatlerine uygun olduğu zaman özgürlük savaşçıları evet. olarak takdim etti. Amerikan menfaatlerine ters düştükleri zaman da herkesi terörist ilan etti. Başta işbirliği yaptı, Osama Bin Laden olmak üzere hepsini katletti. Orta Doğu coğrafyasında da aynı şeyleri Amerika arka arkaya sergiledi. Fakat söylem olarak işte demokrasi, insan hakları güzel şeyler söylüyor. Özgürlüklerin getirileceğini söylüyor. Irak'ta 1,5 milyon Müslüman katledilirken Irak özgürlük mü geldi? İnsan hakları mı geldi? Demokrasi ulan şöyle diyebilir miyiz? Rusya açıkça amacını ortaya koyuyor. Evet. Amerika münafıkça davranıyor. Münafık. Yani her zaman münafık Amerika, münafık kafirden tehlikelidir. Ayet-i Celle'de de bunlar ifade ediliyor. Amerika hep bu taktiği yapıyor. İslam dünyasına sevecen görünüyor. En büyük düşmanlığı yapıyor. Evet. Hatta Amerikan okullarında CIA, KGB, CIA ve FBI'da Mekke'ye, Medine'ye atom bombası dahi atılabilir, atabiliriz. İslam dünyasını çökertmek için projeleri içerisinde bu bile var yani. Bu kadar gözü kutsalımıza gözü dönmüş atom bombası atacak kadar bir yapısı var yani. Bunu tanıması lazım. İslam dünyası buna maalesef böyle bakmıyor. Amerika dünyanın demokrasi, insan hakları ve özgürlükler noktasında temsilcisi efendim ve maalesef bir korku da var. Amerika ile işbirliği yapmazsak iktidarlarımız devam edemez. Bu çok korkunç bir şey ve tüm İslam dünyasındaki iktidarlar ilk yaptıkları iş Amerika ile sıcak ilişkilere kurmak oldu. Bir tek hocam rahmetli bana ne Amerika'dan diye gerçekten mecliste isyan etti, feryat ediyor. Çünkü bütün yöneticiler maalesef hani bu İslam dünyasının yöneticileri, sol genek vesaire diğer farklı versiyonlar da Amerika'ya çok sıcak davranıyor evet. ve çok iç içe geçiyor Amerika'yla. Sonuçları yansıması hep beraber büyük bir bedel ödüyoruz. İslam dünyasının yöneticileri, halkları şunu kafasından çıkarmaması lazım. Bunların sadece çıkar ve menfaatleri vardır. Çıkar ve menfaatleri bitti mi herkesi limon gibi sıkar, kenara koyarlar. Eğer çıkar ve menfaatleri üzerine
köleliği kabul ederseniz devam eder. Ama aykırı bir davranış içerisinde girerseniz anında düşman olursunuz, yok etmeye çalışır efendim. Bel altından çok ciddi siyasi oyunlarla, ekonomik oyunlarla sizi, iktidarınızı devirmeye çalışır. Şimdi AK Parti'nin yaşadığı da olur. Anlaşarak geldiler. 13 yıldır iktidardalar. Bir takım yerlerde anlaşmazlıklar çıktı. Menfaatler koptu. Nerede koptu onu biz bilmiyoruz. İktidar biliyor. Böyle bir çatışma süreci de Türkiye'de başlayalım yaşıyor. Ha? O görünüyor. Yani bu yansımaları görüyoruz siyasi olarak, ekonomik olarak. Bunlar gözlemleniyor yatırımcılar noktasında, diğer noktalarda. Bazen kulak çekiyorlar, efendim ikaz veriyorlar. Bazen daha fazla müdahale ediyorlar. Ama hiç ellerini yapıların üstünden çekmiyorlar. Bunda da temel etken İslam dünyasındaki enerji potansiyeli. Başta petrol, doğalgaz, diğer kıymetli madenler. Onlar hep iştahlarını kabartıyor. Onun için hep diyorlar ki yani neden dünyada İslam dünyasında çok karışıklık var. Yani bu Müslümanlar nasıl bir insanlar ki böyle hep kan, gözyaşı, ölüm birbirlerini gırtlaklanan bir yapı var. Ben de diyorum ki Cenab-ı Hak en büyük nimetleri İslam dünyasına vermiş. İslam dünyasının bunu korumaktan aciz, kıymetini bilemiyor. Batılılar da bu emperyalist şeylerinden dolayı buradan hiç elini çekmiyor. Ve Müslümanları sürekli etnik, mezhepsel, her türlü ayrılığını çok büyük bir ayrılıkmış gibi ortaya koyarak çatışma sebebi haline getiriyor. Ha burada Müslümanların günahı yok mu? Tabii büyük. Ama dış etkenlerin, faktörlerin de İslam dünyasında Büyük Ortadoğu projesi olmak üzere oyunları, tezgahları hiç bitmiyor. Yani ülkeleri kendi kaderleriyle, kendi yöneticileriyle baş başa bırakmıyorlar. Kendi istedikleri insanlar getirmeye çalışıyorlar. Kendi efendim ekonomileri yönlendirmeye çalışıyorlar. Petrol şirketleri kendilerinin, doğalgaz şirketleri kendilerinin. Yani buradaki pastayı kimseye bırakmak istemiyorlar. Asıl olayın temel sebebi ekonomik. Bunu okumak lazım. Bunu İslam dünyası iyi okuyamıyor. Bunu İslam dünyasının halkları iyi okuyamıyor. Dolayısıyla bu çatışmaların içerisine düşüyor. Bu IŞİD dediğiniz, PKK dediğiniz, bu taşeron örgütler, bu Ankara'daki eylemi kendilerine göre, bir takım kutsallara göre gerçekleştiriyorlar. Ama bilmiyorlar ki işin gerisinde Türkiye'yi, birliğini, beraberliğini bozmaya, Suriye'ye, Irak'a çevirmeye çalışan asıl yapılar, güçler var. Rusya var, Amerika var, İsrail var, İngiltere var, Fransa var, Almanya var. En dost bildiğimiz Almanya bile PYD'ye silah verdi, ortaya çıktı. Nasıl evet, bir dost? 3 milyon insanımız açıkladı. Almanya'da çalışıyor. Onların insan gücüne çok büyük katkı yapıyor. Almanya'nın ilk gelişmesinde Türk insanının büyük emeği var. En ağır işlerde çalışmış. Çok ciddi bir Türk gücü var. Çok ciddi bir insanımız hala oralarda çalışıyor. Ve tarih boyunca Osmanlı'dan beri büyük dostluklarımız var. Uzun birliklerimiz var, hukukumuz var. Dünya savaşına sokmuş beraberliğimiz var. Buna rağmen bakıyorsunuz Türkiye'nin efendim huzurunu bozan bir terör örgütüne arka çıkıyor, yardım ediyor. Evet. Ağır silahlar veriyor. Yani bu İslam dünyasının, bu milletin, kendimizin aklımızı başımıza almamız gerekir. Yani bir dost bilerek bunlar, Avrupa Birliği'ni kendimize hedef koymuşuz. Bununla ilgili Avrupa Birliği Bakanlığı kurmuşuz. Ama perde arkasına baktığınız zaman Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini, ilerlemesini bu devletlerin hiçbirisi istemiyor. Evet. Biz de yüzümüzü İslam dünyasına çevirmiyoruz. Güçlenmesi için, D8'in kalkınması için, İslam birlikteliği için çalışmıyoruz. Tam tersine bu olaylar, Orta Doğu olayları, düşmanlıkları da artıyor. En dost olmamız gereken ülkelerden bir tanesi İran. Bununla da ilgili çok ciddi bu olaylardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla idarecilerimizin bu noktada kendine gelmesi lazım. Yeni stratejiler üretmesi lazım. İslam dünyanın birlikteliğine yönelecek ayrılıklar değil, birlikteliği önce konuşarak, öne alarak yürümemiz lazım. Bu işi Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne, Rusya'ya havale etmemiz lazım. Havale edersek çok daha büyük sıkıntılarla İslam dünyası karşı karşıya kalacak. Şimdi bu bir vaka.
Orta Doğu'nun en yeni meselesi Suriye. Daha doğrusu son 5 yıldır en güncel meselesi Suriye ve adeta bir güçler savaşı yaşanıyor Suriye'de. Amerika batı bir tarafta, Rusya, İran ve Çin başka bir blok oluştu ama işte bölgeye en yakın ülke olan veya bölgenin hamisi konumundaki ülke olan Türkiye masada yer almıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte NATO'dan sonra bir açıklama yaptı. Esad'la belki bir geçiş hükümeti olabilir dedi. Ardından hemen başbakan hayır kesinlikle Esad'sız olacak, Esad'la olmaz dedi. Birincisi sorum bu çelişki başbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bu çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi de Suriye meselesindeki çözüm öneriniz ne? Öncelikle bu hata başta yapıldı. Amerika'nın açıklamasıyla Obama'nın açıklamasını Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanlığı çok ciddi bir yanlış yaptı. Esad'la ilgili bütün ipleri birdenbire kesti. Evet. Halbuki ondan önce Türkiye'nin Suriye'li hukuku çok iyiydi. İnsanlar burada özellikle öğrenciler giderdi. Suriye'de Arapça öğrenirlerdi. İşte Esad geldi. Sayın Başbakan da o zaman Türkiye'de tatil gezdiler. Tatil yaptılar. Birlikte aileleri oldu. Bugünler hatta birlikte Bakanlar Kurulu toplantısı oldu. Sınırlar kalkacak dedi. İşte böyle çok güzel gelişmeler oldu. Gerçekten sevindirici olaylardı. Yani iki ülke böyle bir beraber bir kardeşlik havası içti ve Osmanlı'nın da yıllarca beraber yaşadığı topraklarında hiç problem olmayan yerlerden bir tanesi de Suriye'ydi. Ama Amerika'nın bu Hint politikası, bu Irak'a girdiği zaman Amerika Selim Bey Suriye'ye de girecekti o tarihte. Irak'taki işi istediği gibi gitmedi ve pahalıya mal olmaya başladı. Amerika bunu gördü. Suriye'ye o tarihte Saddam'ı devirdiği zaman girecekti, girmedi. Erteledi, öteledi. Bütün bunlar da 10 yıl önce girecekti. Evet, İsrail'in güvenliği için yapıldı. Ertelendi. Büyük Orta Doğu projesinde tekrar gündeme geldi ve böyle bir laf atıldı ortaya. Ve rahmetli Özal da o hataya düşmüştü. Irak politikasında bir koyacağız, üç alacağız. Amerika'nın gazına gelmişti. Evet. Askeri o zaman bu işin farkına vardı. Genelkurmay Başkanı istifa etti, dik durdu. Türkiye o bataklıktan kurtuldu. Ama Suriye konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. Aynı hatayı yaptı. Amerika Suriye rejimini gözden çıkarttı. O halde ben hemen burada ön alayım. Parsadan pay alayım. Efendim Esad yürüyen ölüdür vesaire böyle ağır usluplar, kelamlar, şalterler birden indirildi. Bir tek Milli Görüş Saadet Partisi bu ziyarette de bir de yanlış anlaşıldık. Esadçı gibi Esad'a gidildi. Dedi ki bak Büyük Orta Doğu Projesi'nde İslam dünyası göçertiliyor. Senin ülken bir iş savaşa sürüklenecek. Sen gel reformlarına at. Siyasi partilerin önünü aç. İhvan-ı Müslümin'i bu abuk subuk İhvan-ı Müslümin üyesi olmak idam sebebi efendim antidemokratik kanunlarını değiştir. Özgürleşmenin önünü aç. Yoksa iç savaşa düşeceksiniz diye ikaz etti. Bizi anlamadılar. Bizi Esadçı diye yorumladılar. Ama tüm olayların geldiği nokta Saadet Partisi'nin, Milli Görüş'ün bu noktaki görüşü son derece haklı oldu, ortaya çıktı. Suriye yok edildi. Efendim kimin kimi öldürdüğünü belli değil. Onlarca, yüzlerce grup var. Kimisi İslam adına, kimisi diğer gruplar adına, kimi etnik grup adına. Herkes birbirini kesen bir yapı var. Ve oradan gelen haberler, giden sivilin toplu. Yani 100 kişi, 200 kişi bir müfreze kurmuş, bir tabur kurmuş, bir efendim takım kurmuş. Böyle kendine bir isim vermiş. Devam ediyor. Bir çatışma içerisinde kendi kendine hakimiyet önünü, kanton bölgeler oluşmuş. İnanılmaz bir kaos ve şeyin içerisine düşünmüş bir Suriye var. Sonuç 20 milyon nüfusu, 10 milyonu göçebe olmuş, 3 milyonu Türkiye'de, 4 milyonu Ürdün'de, gerisi bütün Arap ülkelerine, dünyaya kaçmış. 10 milyon kalmış, o 10 milyon da birbirini orada gırtlaklıyor. Dış dünyadan da değişik terör grupları hızla Suriye'ye yığılıyor. Ve adeta bir bataklık haline gelmiş, çok güzel ifade ettim. Bir de bu emperyalist devletlerin bilek güreşinin yaptığı yer haline gelmiş. Bir tarafta Rusya, Çin, İran, bir tarafta Amerika, İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri bir bilek güreşi yapıyor. Affedersiniz, filler de tepişiyor. Ezilen oradaki Müslüman, gariban halk oluyor. Esed'in keyfi yerinde, evet. O tutuluyor. Şimdi
Orada bir İslami yapı kurulursa bu ne Amerika'nın ne Rusya'nın işine geliyor. Bu İslami yapı kurulmaması için de kaosun, çatışmanın devam etmesi lazım. Çünkü Müslümanların birbirini katletmesi onların arzuladıkları bir şey. Dolayısıyla bunu biz daha önce de Bosna Hersek'te yaşamıştık. Sırplar bütün Müslümanları kestiler, öldürdüler. Ne Amerika'nın ne Avrupa'nın müdahalesi gelmedi. Ne zaman ki Müslümanlar savaşı kendi lehlerine çevirdiler, meşhur Ali İzzet Begoviç, Allah rahmet eylesin, müthiş komutan. Müslümanlar işi lehine çevirdikleri zaman Amerika barış sürecini başlattı, müdahale geldi. Halbuki Müslümanlar ilerliyordu, tersine dönmüştü savaş. Ha. Birleşmiş Milletler devreye girdi. Kaybedeceklerini ve daha Müslümanların ilerleyeceklerini görünce müdahale ettiler. Şimdi bu Suriye'de kontrollü bir savaş var. Bu grupların birbirine hakim olması mümkün değil. Ve birbirlerini sürekli öldürüyorlar. Ve İsrail için hiçbir tehlike teşkil etmiyor. Ve İsrail'in de amacı Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü Süleyman Tapınağı, mabedi haline getirmek. Korkunç böyle de bir plan var. Evet. Ve bu planla adım adım işliyor aslında. Daha çok yakında 6 tane Filistinli kardeşimiz şehit etti. Bir tane kimlik için peçesini açmayan 17 yaşında kardeşimiz, bir yavrumuzu alnından vurdu. Efendim bir diğerini gene katletti. Çok rahat bir ortam oluştu. Elini kolunu sallayarak bu kaoslar, bu şeyler devam ederse İslam dünyasındaki bu tip Türkiye benzeri patlatılan büyük eylemler kendi derdimizle uğraşırken orada Kudüs'te çok büyük katliamlar veya Kudüs'ün altını oymuş, dinamitler yerleştirilmiş ifade ediliyor. Mescid-i Aksa'yı Allah muhafaza çökertebilir. Çünkü İslam dünyası kendisinde değil, kendi derdiyle çok ciddi sıkıntılar içerisinde boğuşuyor. Dönüp de İslam dünyasının ilk kıblesine sahip çıkacak potansiyele ve güce sahip değil. Aslında şunu da merak ediyorum. Biz önceden işte bundan 10 yıl öncesine gittiğimizde Mescid-i Aksa'ya bırakın işte İsrail askerinin bomba atmasını, girmeye teşebbüs etse yer yerinden oynar İslam dünyasında. Eylemler, mitingler yapılırdı ama şu anda Mescid-i Aksa'nın işte minberine postalıyla çıkıyor. Orada katliam yapıyor. Bir sessizlik var. Bizi bu hale mi getirmeye çalışıyorlar? Tabii şimdi İslam dünyası çok büyük problemlerin içine itildiği için yani baş kaldıracak devletler kendileri dertleriyle baş başa. Başta Türkiye işte PKK terörüyle, bu anarşiyle çok ciddi sansasyonel gündemlerde, efendim Mısır çökertilmiş, evet, meşru Cumhurbaşkanı hapislerde çürütüyor, efendim İhvan-ı Müslümin üyelerine büyük zulümler, işkenceler, katliamlar var ki Mısır bölgenin en güçlü devletlerinden ve İsrail'e çok yakın, evet, Gazze'ye sınırı olan en önemli ülke. Orada Filistin Müslümanları sahip çıkılması lazım, sahip çıkılamıyor. Libya çökertilmiş, işte Kaddafi arada gürlese de İsrail'e karşı bağırıp çağırıyordu. Aynı şekilde Irak, Suriye hattı da çökertilmiş. Suriye çok önemli bir faktör, İsrail'le sınır. Bütün bunlarda bu kaos oluşunca çok rahat hareket ediyor. Yani bölgenin İsrail, rahat devleti, evet, şu an yani. Ne yapıyorsun, bu bizim ilk kıblemiz, nasıl böyle bir şey olur diyebilen bir grup kalmamış. Biz işte zaman zaman Türkiye'de çok büyük mitingler yapardık İsrail'le ilgili. İfade ettiğiniz gibi o süreçlerde sanki adeta nasıl oldu, kalktı gibi, aslında o süreçlerin olması lazım. İsrail'in bu zulmüne, evet, karşı yeniden böyle büyük bir ses, haykırma, o mitingleri gerçekleştirmek lazım. Bunda sadece Milli Görüş, Saadet Partisi'nden başka kimse zaten bu noktalara eğilmiyor. O noktalara eğilmediği için de İsrail çok daha rahat hareket ediyor. Maalesef bu İslam dünyasının açmazlardan bir tanesi haline geldi. İslam dünyasının diğer devletleri de çok ciddi bir şekilde kendi problemleriyle karşı karşıya. Olmayanları da Amerika'nın çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor ve İsrail'den çekiniyor. Bir Suudi Arabistan bir tavır koyması lazım. Bu noktada hiçbir tavır yok. Ancak Yemen'de işte o da bir kargaşanın içerisinde, efendim orada da çok ciddi bir sıkıntı var. Dolayısıyla tüm İslam dünyası büyük bir problemin içine itildi, büyük bir kargaşanın içine itildi, büyük bir çatışmanın içine itildi, kendi iç problemlerine döndürüldü. İsrail hiç olmadığı kadar rahatlatıldı. Eylül kolu serbest dediğiniz gibi önceden kapısına gelmeye cesaret edemezken minberlerine kadar o pis postallarıyla girip, hatta bu yerleşik Yahudiler hiç girmezdi. Onlar Mescid-i Aksa'ya, evet, yavaş yavaş nüfuz etmeye başladılar. Plan maalesef korkunç bir şekilde
Yürüyor. Şimdi programın başından beri belki de izleyicilerimizin de tepkileri var. Bu kadar olumsuz gidiyor her şey. Ne yapalım diye. Biraz da ileriye dönük umutlardan biraz bahsetmek lazım. Yani tamam, İslam dünyası kötü halde. Emperyalizm artık Müslümanların üzerine çökmüş durumda ama bir de bunun çözümü olması lazım. Bir ışığın bir yerden görünmesi lazım. Bu ışık nereden bakacağız, nereden göreceğiz? Doğru söylüyorsunuz. İslam dünyasının kendisinden çıkacak bu ışık. Yani hiç kimse Amerika'dan, Rusya'dan medet beklemeyecek. Başta Türkiye olmak üzere kendi sanayisini, teknolojisini, ileri teknolojisini, insansız hava araçlarını, uçağını, tankını kendi üretecek ve gerçekten güçlü olacak. Ondan sonra İslam dünyasının birlikteliği, bu D8 bizim hocamızın kurduğu, canlandırılacak bir dünyada güç, yeni bir oluşum, yeni bir ticaret pazarı, yeni bir birliktelik. Kurtuluşumuz bir başkası tarafından bize verilmez. İslam dünyası kendi tırnaklarıyla bunu sökerek alacak. Evet. Bunun içinde bir irade lazım, bunun içinde bir arzu lazım, istek lazım. Bu olduğu zaman olabilir. Eğer biz... Siz bir sanayicisiniz. Bu dedikleriniz gerçekten Türkiye için mümkün mü şu anda? Yani mümkün. Kendi bizim üniversitelerimizde okuyan en zeki öğrenciler iyi fiyatlara Amerika'ya beyin göçü yapılıyor. Diğer ülkelerde beyin göçü İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya yapıyor. Bugün yani Amerika'nın NASA uzay istasyonunda çalışan Türk mühendisi var. İşte İngiltere'nin, Almanya'nın en ileri kollarında çalışan mühendislerimiz var. Erbakan hocamızın işte Almanya Leopard tanklarında çalışmaları, patentleri, buluşları. Bütün bunlar zaten hocam Türkiye'de olması için dönüyor yani. Orada çok daha parlak şeyler verilmesine rağmen hepsini terk ediyor. Benim ülkemin kalkınması, gelişmesi lazım diyor. Bu dünyada bu noktaya gelmiş insanların da fedakarlık yaparak Erbakan Hoca gibi kendi ülkelerine hem Arap aleminin ilim adamları hem Türkiye'nin az da ücreti olsa fedakarlık yapıp dönmesi de lazım. Ama bunun için de bir ortam, iktidarlarda ortam oluşması lazım, irade oluşması lazım, kalkınma teknoloji için hamle oluşması lazım. Bu zor değil. Yani bu insanlar buralarda zaten bu işi yapıyor. Bir organizasyon işi. Gelin İslam dünyasının yönetici, bunu yapın. Hep dışarıdan ithal ederek, Amerika'nın eline bakarak, o sanayi, teknoloji bunlardan getirerek bir yere gidemeyiz. İşte böyle olduğu zaman petrolitleri getir, Amerika gel bizi kurtar, NATO gel bizi kurtar deriz. Yazıktır, günahtır. Biz büyük milletiz, tarihte imparatorluklar kurmuşuz, Selçuklar, Osmanlılar, dünyada efendim bugünkü Amerika neyse daha fevkinde devletler olmuş. Adil hem de. Evet, adil, ezmeyen, zulüm üzerine kurulmamış, efendim kendi medeniyet değerleri üzerine yaşamış. Dolayısıyla bunları yapması gereken Türkiye zaman kaybediyor. Yapmıyor. Evet, yollar, binalar, hastaneler, okullar, bunlar güzel şeyler. Ama asıl teknoloji ve sanayi noktasında 13 senedir Türkiye'de bir irade yok, bir hamle yok, bir atılım yok. Tamamen ithalata bırakılmış bir Türkiye var. İslam dünyası da ondan çok farklı değil. İşte Çin örneği var. Dünyayı kasıp kavuruyor. Adamlar bir irade koydular. 20 senedir büyüyen bir Çin var. Bütün dünya Çin mallarıyla tanıştı. Her yerde sanayi, onların üretimleri var. Modeller de ortada. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Yapılacak işler de belli. Bütün bunlar yapılmıyor. Bu irade İslam dünyasına konmuyor. Ve maalesef geçen günler günübirlik yaşamalar, sonuç olarak da gelinen böyle güçlü devletlerle karşı karşıya kaldığınız zaman bir çaresizlik. Bütün bunların çaresi var. Ama İslam dünyasının kendi başına, kendi iradesini, kendi kalkınmasını mutlaka sağlayacak adımları atması lazım. Bunu bir başkası gelip sizin ülkenizde yapmaz. İşte tam bu anlamda işte Türkiye lider olması lazım. Bu anlamda önce olması lazım. Ve Türkiye'de 1 Kasım'da bir seçime gidecek. Ve bu seçimde de belki sizin işte Türkiye önder olması gerekiyor dediğiniz iktidarı seçmesi gerekiyor Türkiye'nin. Önünde bir şans var. Biraz da seçimleri konuşacak olursak. Şimdi seçimlerde 7 Haziran'da bir iktidar çıkmadı. Koalisyon kurmayı da beceremedi meclisteki 4 siyasi parti. 1 Kasım seçimlerinden sonra 2 Kasım sabahında hangi tabloyla karşılaşacağız? Ne öngörüyorsunuz? Görünüyor ki çok farklı bir tabloyla karşılaşılmayacak. 3 aşağı 5 yukarı aynı tablo karşılaşacak. Şunu yapmasınlar yani, tek parti tek parti olmazsa istikrar olmaz, işte hizmet gelmez, Türkiye batar göçer, böyle gelir bir şey mi olmaz? Biz kendi gelenimizde Milli Selamet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'de bu ülkeye en büyük hizmetleri vardık. Ağır sanayiyi biz kurduk Türkiye'de, Edirne'den Kars'a kadar hocam rahmetli kurdu.
Efendim Refah Partisi gene bir Doğru Yol Partisi ile koalisyonlu havuz sistemi, denk bütçe, çalışanlara en büyük ücretler verildi. Gerçekten büyük işler yapıldı. Yani bu uzlaşma kültürü olsun, bu ülkeyi efendim yönetmede, hizmet etmede yarış olsun, anlaşılır. Anlaşılmayacak bir şey yok. Ve herkes kendi hizmetini ortaya koyar, daha güzel şeyler olur. Birbirlerine fren olur. Özellikle yolsuzluklar noktasında daha dikkatli davranmalarına sebep olur. Yani dezavantaj gibi görünen birçok şey avantaja da çevrilebilir. Yani her şeyin artıları ve eksileri vardır. Artılar noktasında değerlendirilebilir. Bu seçimde şöyle de bir şey var. Yani şunu biz söylüyoruz. Milli Görüş girmedikten sonra bu siyasi partilerin programları da birbirinden çok farklı değil. Özellikle sanayi teknoloji noktasında hiçbirinin ciddi bir atılımı ve böyle bir projesi planı yok. Yani baktığınız zaman CHP'ye, MHP'ye, AK Parti'ye öyle ekonomi noktasında çok farklı şeyler söylemiyorlar. Bir asgari ücret noktasında yarış yapıyorlar. Geçen seçimde asgari ücreti eleştiriyordu AK Parti. AK Parti bir üçüze çıkardı. Evet. 13 senedir iktidardaysın, niye yapmadın? Tabii o da ayrı bir soru. Ama Milli Görüş bunun tarihlerini hem yaptı, hem farklı ses oldu, hem de sanayi ve teknoloji noktasında çok farklı bir irade koyuyor Milli Görüş. Bu seçimde bir ümit var. Bizim genel başkanımız bu noktada, anayasa noktasında gerçekten çok uzman bir isim. Hükümet devirmiş bir isim güven oyu, evet, oy oklamasında. Ve şunu söylüyor başkanımız, en çok oy aldığımız yerde siz yeter ki şey yapın. İstanbul'a baktığınız zaman inceledik, birinci bölge, ikinci bölge. 80-90 bin civarlarında bir milletvekili çıkıyor. Bu milletvekilini alın, ben bu işi Anayasa Mahkemesi'nden çözeceğim diyor. İnşallah öyle olacak ve bu millet de versin. Ben de baktım, yani ona yakın oylar almışız biz zaten 7 Haziran'da. Biraz daha millet bize teveccüh etsin, yüklensin. Bizim genel görüşümüzü herkes kabul ediyor, bizi herkes seviyor. Yalnız inanılmaz bir zulüm var, bir baraj var, on var. Bu hiç geçilmez gördüğü için vermiyor. Dolayısıyla böyle bir imkan doğdu. Çok güzel bir imkan. İşte 90 binle 100 binle bir milletvekili çıkabiliyor. Bunu milletimiz versin, bir farklı ses olsun Milli Görüş. Bu parlamentoya girsin, harcı olsun, birleştirici olsun. İslam kardeşliğini, birliği, beraberliği gündeme getirsin. Kalkınmayı, sanayi, ağır sanayi gündeme getirsin. Bir farklı ses parlamentoda olsun. Gerçekten bu ülkenin Milli Görüş'e ihtiyaç var. İnşallah bu seçim buna bir vesile olsun, bir fırsat olsun. Milletimiz de bunu değerlendirsin. Yoksa kısır çekişmeler, kavgalar, işte uslup hataları, çatışmalar, her geçen gün kötüye giden bir Türkiye var. Yani bu nereden dönecek diye herkes merak ediyor. AK Parti istikrarın kaynağı benim, bana oy verirseniz istikrar olur, tek başına iktidar diyor. Ama 13 senedir gelinen noktalar çok iç açıcı değil. Yapılan güzel işler var ama gelene baktığınız zaman eksisi artılarından çok fazla ve ülkenin geldiği yerde çok ciddi sıkıntılı bir noktaya geldi. Dolayısıyla her zamankinden daha fazla Milli Görüş'e ihtiyaç olduğu bir dönem ortaya çıktı. Bu şeyleri sizde yapılan şeyde Oğuzhan abi de açıklamalar yaptı sizin programınızda, çok güzel. Ben de diyorum ki yani Milli Görüş olmasaydı bu AK Parti buralara nereden gelecekti? İşte halk tabirinde bir şey var. Baba oğula bir bağ vermiş. Oğul babaya bir salkım üzümü çok görmüş. Milli Görüş işte 1969'da başlamış. 5 tane partisi kapatılmış. Ondan sonra bütün bu varisin üzerine AK Parti gelmiş, yemiş bunu. Bir salkım üzümü çok görüyor. Böyle bir şey var. İttifak neden olmadı? O da çok mu gördü bir salkım üzümü? Evet, bir salkım üzümü çok görüyorlar. Yani kendileri bütün bu 40 yıllık mücadelenin üstüne bu iktidarlarını gerçekleştirdiler. Bütün Erbakan Hoca'nın tırnağıyla kazıdığı bir şeyi üstüne bir yapı oluşturdular. Ama yönü de batıya çevirdiler. Çok da farklı bir şeyle geldiler. Ama dönüp de Milli Görüş bu parlamentoya girsin, Milli Görüş'ün de bu parlamento sesi olsun dediğiniz zaman iki tane veririz, bir tane veririz, en fazla beş tane veririz gibi. Halbuki mevcut oyumuz, mevcut yapıda 13 tane getiriyor. Artı sinerjisi artısıyla belki 30 belki 40 milletvekili ilave ediyordu. Ama bütün bunları yapmadılar. Hatta işte oyaladılar. Aman Saadet Partisi şey yapamasın, hazırlık bir yapamasın. Korku var diye. Saadet bir korku var. Kendisinden oy alacak, bitirecek AK Parti'yi diye. İşin aslı özü Saadet Partisi. Bu bir yansıması, çakması diyorum ben ona AK Parti. Milli Görüş söylemlerini yapıyor. Milli Görüş söylemleriyle eylemleri farklı oluyor. Yapıyormuş gibi yapıyor, yapmıyor. Batı standartlarını, efendim, Batı
normlarını kendine benimsemiş ama söylemleri, milli görüşü, icraatları farklı, söylem farklı, eylem farklı bir yapı var. Dolayısıyla işin aslı özü gelince kendisinin tekrar işin aslına döneceğinden yani korkuyor. Su görünecek temin bozulacak. Temin bozulacağına korkuyor. Efendim çok teşekkür ederim katkılarınızdan ötürü. Programımızın sonuna geldik. Keyifli bir program oldu. İnşallah 1 Kasım seçimi sizin dediğiniz gibi Türkiye ve İslam dünyası adına bir umut olur. Teşekkürler. Son sözleriniz varsa onları alalım, kapatalım. Size teşekkür ederiz. Milletimize inşallah bu seçim hayırlı ve uğurlu olur. Yine millet olarak hep beraber bu terörün karşısında birlik ve beraberlik dememiz lazım. İktidardaki, muhalefetteki, parlamento, parlamento dışı herkesin terörü lanetlemesi lazım. Biz de Saadet Partisi olarak lanetliyoruz. İnadına birlik, inadına kardeşlik diyoruz. Efendim çok teşekkürler. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Sermen Esmerer konuğumuzdu bugün. Terörü ve İslam dünyasının içindeki durumu konuştuk. 1 Kasım seçimlerinin umut olmasını biz de diliyoruz ve öğrenenlere tekrar rahmet, geride kalanlara da sabırlar diliyoruz efendim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.